Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Rusya NATO'yu tehdit etti, vururuz dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye uçaklarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alana genişlettiğini belirtti. Rusya'nın yaptığı tehdit Türkiye'ye karşı da yapıldı. Türkiye, Ukrayna askerlerine yardım göndermeye devam ediyor. Rusya, uzmanların yaptığı açıklamalara göre üstü kapalı olarak Türkiye'yi de vurmakla tehdit etti. Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını söyleyen Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti. Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını aktardı. Arozval Metalurji fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Şoygu, milliyetçilere hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. "Girişimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkin de açıklamada bulunan Şoygu, Amerika ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzeme ile gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir ifadelerini kullandı.